Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü modelimiz elimde görmüş olduğunuz altıgen formatlı bir motif. Daha önce bu motifin kare formatını yapmıştık. Önceki videolarımda bulabilirsiniz. Motifimiz Afrika menekşesi ve bu sefer de altıgen formatını yapacağız. Bunun için önce sihirli yuvarlakla yine başlıyoruz. Sihirli yuvarlağımızı yaptıktan sonra 3 zincir çekelim. Aynı renklerle yapalım. Bu arada kanalıma abone değilseniz ve abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Zil butonunu açarsanız da daha sonra düşecek videolardan size bildirim gelecektir. 3 zincir çektik, bir tane trabzan yerine saydık ve sihirli yuvarlağımızın içerisinde bir trabzan daha yapıyoruz. 1 zincir çekiyoruz. 1 2 tane ikili trabzan yaptık. 1 zincir çektik. Bunu 6 kere tekrarlayacağız. 1 2 tane ikili trabzan. 1 zincir çektik. 1 2 1 2 3 4 oldu. 1 zincir çektik. 1 2 5 oldu. 1 2 3 4 5. Toplam 6 tane yuvamız, bir zincirli yuvamız ve 6 tane de trabzan grubumuz olacak. Sıkıştırıyoruz yuvarlağımızı. Bir zincir çekip burada ilk yaptığımız zincirin tepesine batarak kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. Makasını almamışız. Şunu da keselim. Şimdi bunu bir sağlamlaştıralım. Biraz kaygan iplerimiz kaymasın. İpliğim biraz kalın. Nako saten iplik bu. Tığım da 0 numara. Numarasını gösteremiyorum, silindi. Çok kullanınca siliniyor. Şimdi turuncuya geçelim. Herhangi bir yuvadan başlayacağız. Bir zincirli boşluklara. 1 2 2 trabzan yaptıktan sonra 1 2 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa 2 trabzan daha yapıyoruz. 1 2 Şimdi zincir çekmeden bir sonraki boşluğa geçiyoruz. 1 2 2 zincir çekiyoruz. 1 2 tane trabzan yapıyoruz. Sonra bir sonraki boşluğa geçiyoruz. 1 2 trabzan 2 zincir ve 2 trabzan. Tüm bu tek zincirli boşluklarımızı, yani toplam 6 tane bu işlemi yapalım. Şimdiki sıramızda sıramızı bir kapatalım önce. Şöyle kaydırma yöntemiyle boşluğa kadar geçelim. 1 2 3 zincir çektik ve bunu bir trabzan saydık ve bu boşlukta 2 zincirli boşluğumuza 6 tane daha ikili trabzan yapacağız. 1 2 3 oldu zincirle birlikte. Toplam 7 olacak. 4 5 6 7 Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Hiç zincir çekmeden bir sonraki boşluğa geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6
7 tane de burada yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir sonraki boşluğa geçeceğiz ve her boşlukta, her iki zincirli boşluğumuzda toplam 6 tane boşluğumuz var. İkisini yaptık. Diğer 4 taneye de 7'şer tane ikili trabzan yapıp gelelim. Turuncu ile olan işimiz bitti. Şimdi geldik gri kısma. İpimin ucu nerede? Evet. Gri olan sırada her bir trabzan tepesine sık iğne batacağız. Şimdi şu boşluklara buradan başlayalım. Alttaki boşluğa şöyle bakalım. En alttaki iki sıra turuncu geçtik. Birinci sıranın boşluğuna kadar ineceğiz şimdi. İkili trabzan yapacağız. Tığıma bir kere doladım. Alt sıranın boşluğundan battım. Biraz gevşekçe çekiyoruz ki sıkıştırmasın orayı. Sonra ikili trabzanımızı tamamlıyoruz. Şimdi burada 7 tane 5, 6, 7 trabzanımız var. Her birinin tepesine birer tane batıyoruz. 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine tığıma doluyorum. Alt sıranın ortasından, bak trabzanın tepesine değil, ortadan batıp ya gevşekçe yukarı çekiyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra 7 tane sık iğne. 4, 5, 6 ve 7. Sonra yine tığıma doladım ve alt sıradaki boşluktan batıp ikili trabzanı yaptık. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Sırayı birlikte bitirelim. İlk başladığımız trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle batıp bitirelim. Şöyle arkada dursun. Şimdi beyaza geçiyoruz. Artık köşelerini yapacağız şimdi. Herhangi bir tepe ortasından başlayalım. Burada 7 tane sık iğne vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4.sü tam ortası. 4.ye bir ikili trabzan yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Sonra burada 3 tane kalmıştı. Her bir sık iğnenin tepesine birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Şu ikili trabzanın tepesine de bir tane yaptık. Sonra bu tarafta da yine 7 tane vardı. Tam ortasına köşe yapacağımız için 4.ye 3 tanesine birer tane ikili trabzan yapıyoruz. 3, toplam 7 tane ikili trabzan olacak köşeler hariç. Burası köşe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 4. oluyor. Yani 7'nin tam ortası oluyor burası. Yine bir köşe yapıyoruz. Bir tane battık. 2 zincir çekiyoruz. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, ikili trabzan. 4. şu ortaya denk geliyor. Sonra 3 tane daha yapıyoruz. 5, 6, 7. Şimdi köşe yapıyoruz. 1 tane battık. 2 zincir çektik. Aynı noktaya 1 tane daha ikili trabzan yaptık. Bu şekilde tüm sırayı bitirelim. Sıramızı bitirdik. İlk yaptığımız trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle batıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bir trabzan sayacağız. Bu trabzana denk gelecek.
Ortaya geçtik. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptık. Bütün trabzanların tepesine birer tane batırıyoruz. Hepsine ikili trabzan yapıyoruz. Köşe ortasına gelince yuvaya bir tane ikili trabzan, iki zincir, bir tane ikili trabzan aynı yuvaya yapıp dönüyoruz. Sonra sırasıyla her bir trabzanın tepesine batıp ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Tüm sırayı bu şekilde yapıp gelip eklemesini yapalım. Motiflerimiz iki tane oldu. Şimdi altıgen motifleri birbirine eklerken ilk sırada sadece tek taraftan ekleyeceğiz. Şuradan ekleyeceğiz mesela. Bir sonraki motifimizi ürün boyunca şuradan ekleyeceğiz. İki köşe açıkta kalacak her iki tarafta. Bir sonraki motifimizi yine tam ortadaki köşeden ekleyeceğiz. Sonraki motiflerimizi ürünü yukarı doğru büyütürken iki köşeden ekleyeceğiz. Şöyle. Sonra burada iki köşeden ekleyeceğiz. Sonra burada iki köşeden, hep iki köşeden ekleyeceğiz ondan sonrakileri. İlk sırayı ama tek köşeden ekleyeceğiz. Şimdi eklemek için şöyle alıyoruz. İki tarafında tersleri tersleri karşılıklı geldi. Düzleri dışarıda kaldı. Buralarda köşelerde ikişer zincir çekmiştik. İkişer zincirin birer tanesini ekleyeceğimiz köşe için kullanacağız. Kenar için kullanacağız. Şöyle bakıyoruz. Şurada iki tane zincir var. Ekleyeceğimiz kenara yakın olan zincirin benden tarafta olan ipliğine tığımı geçiriyorum. Bu iplik ortada kalacak. İki motifin arasında kalacak. Sonra bu taraftaki motifimin iki zincirinden diğer motife yakın olana ipliğine tığımı takıyorum. Sonra ipliği buradan alıyorum tığımın üzerine ve kaydırma yönteminde olduğu gibi hepsinin içinden çıkarıyorum. Bir sonraki trabzanın tepesinde iki tane iplik var. Benden yana olana tığımı geçiriyorum. Buradaki trabzanın tepesindeki iki ipliğin diğer tarafta iç kısımda olana tığımı geçirdim. İpliği aldım ve hepsinin içinden geçirdim. Bir sonraki trabzan yine iç kısımdaki ipliği alıyorum. Bu taraftakini de iç kısımdaki ipliği alıyorum. Tığımın üzerine iplik alıp hepsini birden kapatıyorum. Hep köşedeki tüm trabzanların bağlantısını bu şekilde diğer köşeye kadar geçeceğiz. İçerideki trabzanın iç ipliği, buradaki trabzanın da iç ipliği, sıradaki trabzanın benden tarafta olan ipliği alıyoruz. Şu son trabzan, benden tarafta olan ipliğini taktım. Trabzanın tepesindeki iki iplikten iç kısımda olana, burada da son trabzan. Burada da yine bağlantı yapacağım taraftaki ipliğe şişimi taktım ve hepsini birden kapattım. Buradaki zincirlerin yine iki tane zincir var. Bağlantı yaptığım kenara yakın olan zincire tığımı takıyorum. Burada da yine iki zincir var. Bağlantı yaptığım kenara yakın olan zincirin iç taraftaki ipliğine tığımı takıyorum ve bağlantıyı yapıyorum. Öbür zincire bağlantı yapmıyorum çünkü öbür zincire bağlantıyı şuradan gelecek olan motif yapacak. Bir sonraki yukarı doğru büyütürken motifimizi bu iki köşeye ekleme yapacağız. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.